Sen ruhani uyanış mı, kundalini uyanış mı istiyorsun? İşte cevabı. Her gün binlerce insan değişim yaşıyor. Bilinçlerinde değişim, farkındalıklarında yükselme. Yüksek bilince geçiş yaşıyor. Sanki karanlık bir odada bir anda ampulün yanması gibi. Yani daha önce karanlık bir odadasın sanki. Sürekli karanlıktayken bir anda ampul açılıyor ve her şey görünmeye başlıyor. Apaçık. Artık uyumuyorsundur. Sorgulamadan ruhunla birlikte onun istediği yoldan gitmeyen sen robotik bir hayat yaşıyorsundur. Yani işte o ışık yanmaz ki. Sürekli bir arayış vardır. Sürekli bir bütün olma, kendini arama hali. Sürekli sorguluyorsundur, o sorulara cevap arıyorsundur. Yani yüksek benliğine bir türlü denge bulamıyorsundur kendinle. Ama şunu demek istiyorum. Bu uyanışı yaşayan kişilerdeki değişimler kişiden kişiye göre değişebilir. Uyanış tipine göre çok değişmez, biraz farklılıkları vardır ama bu uyanışta kişiden kişiye göre semptomlar değişebilir. Kendini sürekli acaba bu ruhani, spiritüel, ilahi bir uyanış mı, aklına ne dersen de veya kundalini uyanışı mı yaşıyorum diye kendini sorgulayabilirsin. Oradaki farkı arıyor olabilirsin. Ben de yaşadığımda aradaki farkı bilmiyordum. Araştırarak öyle öyle kendini gördüm. Bu videoda spiritüel uyanış nedir, kundalini uyanışı nedir, kişisi arasındaki fark, bu uyanışta nasıl çalışıyor, nasıl bir yol izlemelisin, bunu anlatacağım. Belki sen herhangi bir uyanış yaşıyorsundur ve sorguluyorsundur sürekli. Hatta şu an ikisini birlikte bile yaşayabiliyorsun. Gelin cevabını vereyim. Ruhani uyanış nedir? İşte bunu anlamanızın en kısa yolu kendi hayatının farkına varman. Derinliklerinin, özünün, farkındalığının artması. Bazen bir olay, bir hastalık geçirirsin ya trafik kazası, ölüme yakın bir deneyim yaşayabilirsin. Böyle olabilir veya bir anda kendinden de gelebilir. İşte ben de babamı kaybetmemden sonra zaten son 2 yıldır bir sorgulama arayış vardı. Direnme, teslim olmama. 2 yıldır bir ruhani uyanış yaşıyordum ama farkında değildim. Ama en son babamı kaybettim. Sonra sihirli mantar almamla birlikte meditasyona başladım. Ve o anda ışıklar yanmaya başladı. Ve kundalini uyanışım öyle başladı. Yani babamı kaybetmemle birlikte ağır travma. Ve sonrasında sihirli mantar almamla birlikte bir anda ışık yandı. Ama asıl ondan fazlasını ben meditasyon yaparak o tekamül sürecinde daha da fazlasını yaşadım. Belki son 2-3 yılda yaşadıklarım, belki son 1 aya sığdırabilirsin. Kundalini'de de daha ağır yaşadım. Yani ruhani uyanış, kundalini uyanışına göre daha uzun sürüyor ve daha hafif. Yani kundalini uyanışı şey gibi düşün, sanki bir tır bir anda sizi çarpıyor gibi, öyle düşün. Çünkü herkes sürekli diyor, bundan fazlası olması lazım hayatımda. Ama işte o ışığı yanmayan odada, karanlık odada o kadar kalmışsın ki, o odada ne kadar pisliğin, çöplüğün, biriktiğini hiç görmüyorsundur bile. Aslında sen o odadakiler zannediyorsundur kendini ama sen o odadakiler değilsindir. Sen o oda olan bilinçsindir. İçindekiler seni var etmiyordur. İçindeki mobilyalar bilmem neler. Onlar seni var eden değil. Sen onları gözlemleyensin. Sen de onlar varlar. Aynı düşünceler gibi. O düşüncelerin altında sen değilsin. Bu bilinçsizlik, farkındalıksızlıktır. O düşünceler senin bilincinde var oluyor. Sen onlarla birlikte değil. O duygular, düşünceler sen değilsin. Zihin sen değilsin. Sen gözlemleyensin. Yani sen o odasın, sen aslında evrensin. İşte aslında o odayı görünce, dağınıklıklarını görünce, o travmalarını görünce, kabullenmediklerini, teslim olmadıklarını, duygularını, aslında onlarla yüzleşince aslında senin hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Yani aslında senin bir temizlik yapmana gerek yok, temizlik otomatik oluyor. Sadece farkına varman lazım. Yani evren seni dengeye getiriyor bir şekilde. Yani aslında sen diyorsun ya bundan fazlası olması lazım. Aslında fazlası olmana gerek yok. Sen sadece o odayı o kadar doldurmuşsun ki. Fazlası olması lazım diyorsun. Zaten o fazlalık asıl yani olmuyorum. O fazlalığı götürdüğünde fazlasına gerek kalmıyor. Sen aslında o büyük olan, fazlalık olan, sonsuzluk olan zaten o odasın, evrensin. Sadece sen o odanın içindekilere çok tutunup kalmışsın. Kendi gölge kişiliğine, travmalarına, egona, kişiliğine, o programlandığın zihnine. Ve böylelikle o ağır kundalini uyanışı bitti diyebilirim. Farkındalık hala devam ediyor. Anda kalma. Çakralarım dengeye geldi ama bu demek değil ki sen bir defa kundalini uyanışı yaşayacaksın. O dengeye bir defa geliyor, hep öyle kalıyor, öyle değil. Birkaç defa da yaşayabilirsin. Dengenin, çakraların dengesi gelmesi demek. Farkındalığınız, bilinciniz düştüğünde de hep dengede olacak diye bir şey değil. Yok. Yine bir anda sinir patlaması yaşarsın. Dengesizlik olabilir. Kendi negatifliğin içinde bulabilirsin. Onun için farkındalık önemli burada. Yani o zihin matrisinden çıkabilirsin ama geri dönmeyeceksin diye bir şey yok. Çünkü zihin hiçbir zaman durmayacak, egon durmayacak hiçbir zaman. Yani o oyun işaretini birkaç defa alabilirsin. Bakalım kundalini oyunu. Bu nedir? Başlamadan önce kundalini enerjisi ne? Onu bir öğrenelim. Özellikle eski tecrübelerde, eski kaynaklarda, hocalarda, o eski metinlerde, yazılanlara göre bu bir sarmal, bir yılan olarak tasvir ediliyor. Omurganızın kuyruk sokumundan başlayıp ta omurganızın en üstüne kadar, kafanıza kadar, yani o nirvana dediğimiz en üst noktasına kadar çıkıyor. Yani o enerji sizin evrensel gücünüz, potansiyelinizdir. Yani nasıl diyeyim şöyle, hani eskiden
ikinci nesil bilgisayarlar vardı, birinci nesil vardı, disketlerle çalışanlar vardı, ne bileyim eski bilgisayar, yani sürekli bilgisayarlar yenileniyor, update oluyor değil mi? Bu Kundalini enerjisi de sizin update'iniz, sürekli sizi geliştiriyor. Yani sizin GPU'nuzu bilmem ne, RAM'inizi falan her şeyi iki katına çıkartıyor. Öyle düşün, güncelliyor sizi. Sizi kendinizin ötesine, düşündüklerinizin ötesine çeker. Bilincinizi, farkındalığınızı sınırsıza çıkartır. O kuyrukta serbest kalan enerji yukarı doğru dalgalanır, aşağı doğru iner. Çakralarınızdan geçer. Eğer dengede değilse dengeye geçersiniz ve enerji daha iyi salınım, hareket etmeye başlar. Ve sonra tepe noktasına, tepe çakraya, nirvana'ya varır. Ve ondan sonra o beden, o enerji, o bedeninizin her yerini yıkar. Auranız, enerji bedeninizden gelenir. Ben meditasyon yaparken bir anda o hiçliğe, sessizlik makamına gittim. Ama öyle bir şeydi ki, bir milisaniyeydi ama bir anda ölmüş gibiydim yani, çekildim geldim. O anda boşlukta kendimi, hiçlikte hissettim. Bir ay falan, özümü gördüm, özümü hissettim. Ondan sonra gece yatarken enerji patlamaları başladı. Enerji hareket etmeye çalışıyor. Bazı yerlerde görüyorum, bazen böyle gidemediği ya da tıkandığı yerler oluyor. Aynı anda rüyalarda travmalarım önüme geliyor, sürekli kabullenmediğim tarafları. Bazen yatamıyordum, öyle bir enerji patlamaları var ki yukarı aşağı gidiyor titreşimler. Ve bazen de her bir çakram dengeye vardığında sanki bir serin bir süzülme hissediyordum. Tık diye bir patlama omurgalarımda. Balon gibi bir patlıyordu böyle ve onun huzuru cennet gibiydi. Yani öyle bir patlıyordu ki. Ondan sonra sorgulamalarım başladı. Yani araştırmaya başladım. Böyle oldu işte. Peki ruhani uyanışta Kundalini uyanış arasındaki farklar nelerdir? Bu iki uyanış birbirine çok benzemekte. Birlikte biraz farklılıkları vardır. Bu farklılıkları bilirseniz ona göre o yolunuzda yapmanız gerekenleri yaparsınız. Ruhani uyanış, Kundalini uyanışına göre daha az yoğundur ve daha uzun sürer. Ruhani uyanış genellikle yıllara dağılırken, Kundalini uyanışı 1 ay, 3 aya, 6 aya kadar sürebilir. Hatta ruhani uyanış 10 yıl bile sürebilir. Artık sizin tekamülünüze, sizin kabullenmediğiniz, ne kadar odaklandığınız, ne kadar direndiğinize göre değişebilir. Yani uzatmak sizin elinizde. Ama daha uzun sürer Kundalini'ye göre ruhani uyanış. Ama Kundalini uyanış çok hızlıdır. Bedeninizden öyle bir dalga gibi geçer. Kendinizi aslında bir tıra çarpmış gibi hissedersiniz. Benim toplamda Kundalini uyanışı ağır olarak yani 3 ay sürdü diyebilirim. Ondan sonra da giriş gelişme sonuç dersek yani diyelim ki 6 ay diyebiliriz. Ama 4 hafta, 8 hafta çok ağır geçti. Ama tüm enerjilerimi, blokajlarımı temizledim. İşte spiritüel uyanış çok hafif olurken Kundalini ağır olabiliyor. Dediğim gibi Kundalini çok hızlı geçerken ruhani uzun sürüyor. Ruhani uyanışın bazı semptomları bulunmak. Ama Kundalini'nin birçok semptomu var ruhaniye göre. Yani bende çok fazla olmazken bazen oldu. Genellikle Kundalini uyanışında çok ağır ağrılar yaşayabiliyorsunuz bedeninizde. Zihninizde gece yatarken yatmadan önce enerji patlamaları yaşayabilirsiniz. Özellikle REM uykusunda o saat 3'te yani uyuduktan sonra 4. ve 6. saatler arasında yaşayabilirsiniz. Bir anda kalkarsınız yatamazsınız. Enerji patlamaları, enerji dalgalanmaları. O enerjinin omurganızı tırmandığınızı hissedersiniz. Bazı kişiler de bedenlerinde çok ağır kırılmalar, ağrılar yaşadığını söylüyorlar Kundalini'de. Ama bunun yanında ruhani uyanışı daha kolay oluyor. Ne yapmalısın? Bazen hiç beklemediğin bir zaman uyanışta yaşayabilirsin. Herhangi bir çalışma vaktinde çalışırken, inşaatta çalışıyorsun, bir yerde çalışıyorsundur. Yaşayabilirsin, bir anda gelebilir. Bir anda ağlayabilirsin, dolabilirsin. Bir yer arayabilirsin, kim bana yardım edebilir diye. Çünkü daha önce hiç alışmamışsındır. Yani illa bir Kundalini yogası yapmana ya da onu yaşamak için bir şey yapmana gerek yok. Her zaman gelebilir. Size ruhani ve Kundalini uyanışında yardım edecek 6 ipucu vereceğim. Kundalini ister ruhani uyanış, ne gelirse gelsin savaşma, kabullen. Teslim et. Durdurmaya çalışma. Onunla başa çıkmak, yüzleşmek zor olabilir. Ama o özgür olmaya çalışan enerjiyi bloklayamaz. Bloklamaya çalışırsan daha da çok çarpacak. Direnme, serbest bırak. Teslim ol. Unutma bu enerji türünün en zeki enerjisidir. Amaç da görevi de zaten tüm engellediğiniz, kabullenmediğiniz her şeyi ortadan kaldırmaktır. Yani teslim olman lazım. Zaten olması gereken olacak, yapılması gereken yapılacak. O enerjiyle bir ol. O enerjiyle hareket ettiğinizde o enerjinin sizin farkındalığınızla, bilincinizle sizi aslında iyileştirdiğini hatırlayın. O enerjiyi takip et. Kontrol etmeye çalışın. Ben de teslim oldum, izin verdim. Çünkü biri blok olup eğer direnirseniz bazen o enerji geldiğinde yapman gereken yüksek bilincinle, farkındalığınla nefes tekniği uygulama. Geldi mi o enerji? Derin nefes al burnundan, ağzından ver. O enerjiyi dinle. Kundalini enerjisi, iletişim seviyesi çok yüksek bir enerjidir. Seni duyar, sürekli konuşur. Sadece içine sessiz olman yeter onu duyman için. Diğer bir ipucu, bedeninize nazik olun. Bu uyanış tecrübe bedeninizin yaşayabileceği en ağır tecrübelerden biri. Bu enerji o kadar güç ki bedeniniz o enerjiye adapte olmaya çalışacak. Yani düşük jeneratörlü bedeniniz bir anda nükleer enerjiye sanki sahipmiş gibi olacak. Yani bir anda bir evi yakacak elektrik üreten jeneratörden bir anda binlerce evi elektriğini üretecek bir anda jeneratörü düşün.
jeneratöre dönüştüğünü düşündüğün bu beden. Bundan dolayı bedenin nazik ol. Sevgi ol, destek ol. Meditasyon yaparken kendine sor, bedenine sor. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ne yapabilirim senin için? Ağır egzersizler yapmaktan kaçınabilirsin. Bazen uzun yatabilirsin. Ağır yatabilirsin, haberin olsun. Ama bedeninin ne olursa olsun dinlenmeye ihtiyacı var. Rahat olmaya ihtiyacı var. Bedeninize teşekkür edin. 4. Bedeninizde sürekli hareket edin. Biraz dedim ya hani önceki maddede biraz ters gibi gözükebilir ama bazen içiniz yanıyormuş gibi, patlamalar oluyormuş gibi bir hissedebilirsiniz dedim ya. Enerji dalgalanmaları gelir, bir anda yatamazsınız. Ben yatamadım mesela bir aylık süreçte. Böyle bir şey olduğunda nazik biçimde mesela hafif bir müzik açıp dans edebilirsiniz. Yani o enerji geldiğinde bazen panikleyebilirsin, panikleme. Mesela gece yatamadın mı? O enerji mi geldi? O enerjinin dalgalanmasına izin ver. Onunla birlikte sen de dalgalan. Küçük bir, güzel bir dans müziği aç ve kendine dans et, dön. Sufiler boşuna o dansı yapmıyorlar. Nazik hareketler o enerjinin dalgalanmasına yardım edebilirsin. Diğer bir madde, dua ile bir ol. Benim uyanış maceramda bir anda kış yağısı, yağmur, kar dinlemeden 10-20 kilometre günlük yürüyordum. Hala yürüyorum. Devam ediyor. Dua ile bir oldum. Ağaçlara sarılıyorum, nefes alıyorum. Çiçeklerle bir oluyorum. Ayağım toprağa değiyorum. O kadar güzel ki. O uyanışa başladıktan sonra biliyorsunuz 90 kiloydum. Tanıyanlar beni bilir, 70 kiloya düştüm. 95'ten 70'e düşmüştüm ya. Evet. Kendi enerjimi asıl bana enerji veren toprak anayı evrene veriyordum. O da beni şarj ediyordu. Şu an hatta yüzüyorum hala. Yani doğayla bir olmak size yardım eder. Diğer bir son uyarımda, ipucumda su için. Günlük en az 2 litre su için. Bakın su en iyi iletkendir. Çünkü o eski hücrelerinizin bu eski kimyasallardan kurtulmasına da yardım eder. Yeniler ve çok iyi bir iletken olduğu için de o enerjinin dolaşmasına yardım eder. Güzel gününüze teşekkürler. Umarım yardım olmuştur. Farkındalık yaratabilmişsindir. İyi günler diliyorum.